Aşık anneciğim. Portre izledim. Şöyle. Anneciğim ya yakışma. Kutusu box. Annesi, box'a koy eve götür, hemen su iç. Yapamışsın anneciğim. Bir ayda zayıfladı tabii. Kurban Kedilerim kardeşti. Aşık ve Maşuk. Aşık kayıptı depremden beri. Maşuk evdeydi ama Aşık büyük ihtimal deprem sırasında balkondaydı ve ben evde yoktum çünkü. Deprem sırasında balkonda olduğu için açılan yarıktan deprem anında apartmanın ortasında delik açılıyor. İki apartman arasında. O delikte den giriyor ve biz üstünü sonra kapattık apartmanın. 20 gündür de apartmanın da üstü kapalı. O şekilde karanlıkta 42 gün yaklaşık 42 gün boyunca yaşamış. Sahibi olmadığımı bildiğim için de hep teslim olarak dua ettim. Allah'ım sahibi sensin, ben değildim. Sen verdin, sen aldın. Sen bilirsin ne yapacağını dedim. Ve o teslimiyette yaşadığından hep emindim bir şekilde. Çok aradım bulamadım ama yaşadığından da hep emindim. Burada mesela kuşlar gelip mamasını Maşuk evde olduğu için onu hep mamalarını alıp götürüyorlardı. Diyordum ki Allah'ım bu kuşlar kedi maması mı yiyor? Ne kadar ilginç. Götürüyorlardı hep gagalarında. Belki de aşığı beslediler. Ne zaman teslim olsam, yaradana bıraksam hep bir mucizeyle karşılaşıyorum. Biliyordum onun da mucizeyle bulunacağını. Hep inancım vardı. Yaşadığına inancım vardı. Çünkü yani işin sırrı teslimiyet sadece. Bu kadar söyleyeyim size. Sahibi olmadığını bilmemiz her şeyin. Ona bırakmamız.